Hiçbir şikayeti olmasa bile 50 yaş üzeri erkeklerin mutlaka yılda bir defa prostat kontrolünden geçmelerinin önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü prostat kanseri bilindiği gibi erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser. Toplumda çok sık karşılaşılıyor. Hatta yaşlı popülasyonda birinci sıraya kadar da yükseliyor. Ve prostat kanseri başlangıçta hiçbir bulgu vermeyen bir hastalık, sinsi bir hastalık. Hastalarımız genelde bize soruyorlar işte hangi şikayetlerimiz olursa şüphelenmeliyiz. Biz de şöyle cevaplayabiliriz bunu doktor gözüyle. Eğer bir şikayet vermeye başladıysa prostat kanseri zaten bayağı gecikilmiş demektir. Sinsi bir hastalık olduğu için başlangıçta pek bulgu vermiyor. Zaten hastalarda bu bilinci oluşturarak bahsettiğimiz yaş üzerindeki hastaların hiçbir şikayetleri olmadan bize başvurmalarını biz öneriyoruz. Çünkü erken teşhis yaptığımızda prostat kanserinde tedavilerimiz de çok daha başarılı oluyor. Tüm kanserler için bu geçerli zaten. Erken teşhisin önemi toplumca da bilinen bir şey. Daha etkili tedavi edip hiçbir yere sıçramadan kanser daha prostatın içerisindeyken tedavi etme şansını buluyoruz. Hastalarda mesela diyelim ameliyat veya başka bir tedaviyle bunu tedavi oldular. Farklı bir şey uygulamadan yaşamlarının devamını sadece böyle kan tahlili takipleriyle sürdürebiliyorlar. Ama geç kalındığında mesela bazı hastalar bize idrarda zorlanma, idrarda kanama, hatta kemiğe sıçramış hastalar bel ağrıları, kemik ağrılarıyla gelebiliyorlar. Tabii o evrelerde yayılmış durumda olduğu için yapabileceklerimiz sınırlı oluyor. Sadece hastaların günlük yaşamlarını biraz daha ağrısız ve konforlu geçirebilmek için yardımcı tedaviler yapabiliyoruz. Kalıcı kesin tedavi yöntemleri şansını yitirmiş oluyoruz. Prostat aslında mesanenin yani idrar kesesinin hemen altında koni şeklinde büyümediği zaman bir kestane kadar olan bir organ. Tüm erkeklerde olan bir organ. Bu hastalığın ismi değil, organın ismi prostat. İdrar kanalı da bunun ortasından geçiyor. Şikayet vermemesinin sebebi hastalığın dış kısmından başlaması, dıştan içeriye doğru ilerlemesi. Daha çok kabuk kısmında biz kanseri tespit edebiliyoruz. Onu da zaten parmakla muayenelerimizde direkt dış kısmını prostatın muayene etmiş oluyoruz biz. Dıştan içe doğru bir büyüme yaptığı için prostat kanseri ilk başta idrar kanalını kapamayabiliyor. O yüzden sinsi olarak ilerlemiş oluyor. Ama tabii hasta geç kalmışsa, idrar kanalını da kapatacak derecede büyümüşse kanser veya mesaneye doğru bir uzanım göstermişse, biraz önce saydığım idrarda zorlanma, idrarda kanama gibi şikayetlerle bize gelebilir hasta. Bugün biliyorsunuz prostat kanseri farkındalık günü. Ben de bundan dolayı hastanede randevu alarak buradaki tetkiklerime başladım. Şöyle söyleyeyim, 50 yaş üzeri erkeklerde prostat kanseri görülme oranı yüksek biliyorsunuz. Bundan dolayı da ben bugün buradaki başvurumu yaparak gerekli tahlilleri yaptırdım ve şu anda doktorla çalışmamız devam ediyor. Farkındalık gününde kimse yok burada. Yani ben daha çok kişinin olacağını bekliyordum ama inanın ki benden önce iki kişi vardı ve onlar da gelmediler. Yani çok farkında değiliz bu konunun.